Merhaba arkadaşlar. Bundan önce yaptığım bir videoda Almanya'nın Türkiye temsilcilikleri sayfasında istisnai durumlar ile federal polisin sayfasındaki istisnai durumlar arasında farklar olduğunu söylemiştim. Nihayet Almanya konsoloslukları temsilcilikleri sayfasında sitesinde bu istisnaları değiştirdiler ya da tamamladılar diyelim. Çünkü eksikler vardı biliyorsunuz. Bunun tekrar olabileceğini düşünüyorum. O yüzden istisnai durumlara bakarken mutlaka federal polisin sayfasına bakmanızı tavsiye ederim. Sayfaya buradan ulaşabiliyorsunuz ama oraya gelmeden önce değişiklikleri size göstermek istiyorum. Daha önce burada A falan yoktu. Sadece istisnai durumlar diye bunları sıralamışlardı ve bunlar için e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz diyorlardı. Ne çalışan arkadaşlar ne de öğrenci arkadaşlar istisnai durumlar arasındaydı. Halbuki her ikisi de istisnai durumlar arasında. Şimdi bunu genişletmişler. Örneğin çalışanlar ve yine aile birleşimi ve eğitim için Almanya'ya gelecek olanlar demişler ve İDATA'da randevu sistemini açmışlar. Bunlar istisnai durum. İstisnai durum olmayan durumlar için Anträge auf Schengen Visa, die derzeit nicht als Ausnahmefall definiert sind, yani Schengen vizesi almanız icap ediyor çünkü kursa gideceksiniz. O zaman İDATA'dan randevu alabilirsiniz ama bu randevular ya da randevu için numara alabilirsiniz. Bu randevular ancak sınırlar açıldıktan sonra verilecektir demiş. Çünkü bazı arkadaşlardan bu konuda haberler alıyorum. İDATA artık randevu veriyor gibi ama bu demek değil ki ille size vize verilecek. Sıraya girmiş oluyorsunuz, numara alıyorsunuz, randevu alıyorsunuz. Her neyse ama Almanya'ya girişiniz sınırların açılmasından sonra olacakmış. Her halükarda siz tabii ki randevularınızı alabilirsiniz, sıraya girebilirsiniz. Hemen federal polisin sayfasını da göstermek istiyorum. Burada istisnai durumlarda bir değişiklik yok. Biraz daha detaylı olarak yazmışlar. Örneğin sadece evli olanlar değil, evlenecek olanlar değil, çift olanlar da yani çift olduklarını gösterebiliyorlarsa, daha önce bir yere birlikte seyahat ettilerse, pasaportlarında ya da Almanya dışında bir ülkede birlikte yaşadıklarını, örneğin Türkiye'de birlikte yaşamış olduklarını bir süreliğine gösterebiliyorlarsa o zaman onlar da gelebiliyorlarmış. Ayrıca yine çalışanların hangi tür çalışanlar gibi detaylı olarak burada anlatıldığını görüyoruz. Ama bu konuları uzun uzun anlattık farklı videolarda diye düşünüyorum. Yine eğitim alacak olan arkadaşlarımız için de istisnalar var biliyorsunuz. Örneğin möglich ist auch die Einreise zu einem ausbildungsvorbereitenden Sprachkurs. Eğer Almanca kursuna gelmek istiyorsanız akabinde hemen ya eğitime başlamanız gerekiyor ya da çalışıyor olmanız gerekiyor. Ayrıca örneğin denkliği tamamlama amaçlı eğitim almanız gerekiyorsa o zaman da gelebiliyormuşsunuz ama eğitim verecek kurumun da ille burada olmanız gerektiğini beyan etmesi gerekiyor. Yani online olarak ders alınamadığını, almayacağınızı beyan etmeleri gerekiyor. Biraz daha detaylandırmışlar. İlgi duyan arkadaşlar bunları inceleyebilirler. İDATA sayfasına da kısaca bakalım. Ulusal vize adımları birçok işlem için randevuyu açmışlar. Örneğin Almanya'da dil kursuna katılmak istiyorum, mesleki eğitim almak istiyorum, staj veya hospitasyon ya da iş aramak istiyorum gibi sebepler için randevu alabiliyormuşsunuz ya da randevu sırasına girebiliyorsunuz. İstisnai durumların dışındaki durumlar için sıraya girmiş oluyorsunuz diye yorumluyorum. Umarım bu sayfaları, bu siteleri düzenli olarak takip ediyorsunuzdur. Takip etmenizi tavsiye ederim. Gelişmelerden haberdar olabilmeniz için bunları takip etmeniz önemli. Sanıyorum biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun.